Mevcut sayfaların güncellenebilmesi için de bir forma ihtiyacım var. Ve bu form için de daha önceden oluşturduğum yeni sayfa formunu kullanacağım. Hemen örnek dosya içerisindeki yeni sayfa dosyasını seçiyorum ve elma D tuşuyla ya da Windows kullanıcısıysanız Ctrl D kısa yoluyla duplicate edebilir ve aynısının bir kopyasını alabilirsiniz. Daha sonra yeni sayfaya bir kez tıklayarak onun ismini değiştiriyorum. Sayfa güncelle.php olacak. Sayfa güncelle.php'yi çift tıklıyorum ve Dreamweaver'ı açıyorum. Yapacağım işlem ilk olarak şu. Hangi sayfaya tıklandıysa onun bilgilerini önce elde etmeliyim. Bunu yapmak için hemen if'in dışında, çünkü kayıt olsa da olmasa da bu çalışmalı, sorgumu getiriyorum. Sorguda while kesinlikle olmamalı. Direkt sorgu gelmeli. Ve sorguda kesinlikle tek bir sorguyu almalıyız. O da where id eşittir get ile beraber gelen sayfa bilgisi. Get ile beraber sayfa bilgisine ait bilgileri alıyorum bu sorguyla. Şurada bir tırnağımız eksik. Şu tırnağı da koyalım ve o sorgudaki sorunu da bitirelim. Evet. Daha sonra yeni sayfa değil, sayfa güncelle. Yeni sayfa değil, sayfa güncelle.php. Ve bu aşamadan sonra da geleceğiz şimdi buraya gerçek bilgileri çekmeye. İsim normalde boş geliyor. Dolu gelmesini sağlamak için value yani değeri şu olsun diyorum. PHP komut satır içerisinde echo bilginin içerisindeki isim. Bu komutla direkt database'den çekilen o bilginin buraya bir değer olarak yazılmasını sağlıyorum. Aynı işlemi sıra içinde yapıyorum. Ve aynı işlemi text array içinde yapıyorum. Yalnız text array'a da şu kadarını kopyalamam yeterli. Çünkü bu bir etiket arasına yapıştırmam gerekiyor. Bu da içerik olacak. Şimdi normal bilgileri alabiliyorum bu yöntemle. Hemen Google Chrome'da ön izleme yaparsak sonucu göreceğiz. Şu anda boş geldi çünkü herhangi bir sayfa bilgisi yok. Ancak buraya bir sayfa bilgisi gönderdiğim anda buradaki bilgiler dolacaktır. Gelelim pasif ya da aktiflerin seçili hale gelme durumuna. Bunun için yapacağım şey checkbox değil. Bunlar radyo buton olmalıydı. Bu arada yanlış yapılmış. Baştan yanlış yaptım. Onları düzeltiriz sonra. Radyo buton olarak tanımlıyorum ve hemen burada bir sorgu daha devreye getiriyorum. Öncelikle bu radyo butonların ikisi de echo ile ekrana yazdırmalı. Dolayısıyla bunları echo komutunu hemen ekliyorum. Buna da aynı şekilde echo. Şurada da noktalı virgülleri koyuyorum. Ve tırnak işaretlerinden dolayı hepsine ters slash ekliyorum ki normal bir tırnakmış gibi görsün ve ekrana yazsın. Evet. Bu işlemleri bitirdikten sonra bir sorgu. Ufak bir sorgu yapmam gerekiyor. Eğer bilginin içerisindeki durum eşitse sıfıra herhangi bir değişken yaratıyorum. Örneğin s şöyle olsun. Checked eşittir checked. Değilse s eşittir boş. Ve input'un içerisine bu s değişkenini yapıyorum. Radyo butonlarda eğer seçili olarak, varsayılan olarak seçili halde gelmesini istiyorsak input'un içerisine checked eşittir checked yazmalıyız. İşte ben bunu şuradaki veri tabanından gelen bilgiye bağlıyorum. Eğer veri tabanından gelen bilgi sıfırsa, yani bu input olanın değerine eşitse, o zaman bunu check et. Değilse ise s boş olacağı için burasını direkt boş bırakacak. Normal checkbox ekleyecek. Aynı işlemi bir alt satır içinde yapıyorum. Bunu kopyalıyorum ve alt satıra gelerek durum eşittir 1 ise bu sefer bunu yapıyorum. Kaydediyorum ve hemen Chrome'da ön izleme yaptığımda gördüğünüz gibi şu anda pasif. Normalde seçili halde geldi. Ama ben buraya sayfa eşittir soru işareti. Sayfa eşittir 2 dediğim anda şu anda hiçbir şey işaretli değil. Sayfa eşittir 1 dersem yine hiçbir şey işareti gelmedi. Hemen bakalım problemimiz nerede. Bilginin içerisindeki durum dedik. Doğru, durum diye bir verimiz var. Onda bir problem yok. S diye bir değişken tanımladık. S diye bir değişken tanımladık. Checked eşittir checked dedik. Check. Checked eşittir checked. Şurayı şu şekilde yapmak istiyorum.
tırnaklarımı da şu şekilde yerleştirirsem daha farklı bir sonuçla karşılaşabilirim belki. Tırnaklarımı da yerleştirdim. Şimdi sayfa güncelliği Google Chrome'da refresh ediyorum. Sayfa eşittir 2. Sayfa eşittir 3. Evet. Aktif hale geçtiğinde durum olmuyor. Yani durum eşitse 1'e bunu alamıyoruz. Aktif işaretlenmiyor. Ancak pasif işaretli hale geliyor. Çünkü ben buradaki S değişkenini şuraya yazmayı unutmuşum. Şimdi ön izleme yaptığımda sorunsuz bir şekilde pasif gördüğünüz gibi şu anda. Ancak sayfa değeri girdiğim anda bu sayfanın aktif olarak geldiğini göreceğim. Şimdi bir sonraki videoda bu formda değişiklik yapıp kaydet dediğim anda veri tabanına kaydedilmesi, daha doğrusu veri tabanında mevcut olan kaydın update edilmesinin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz.